İşte patron, sana bahsettiğim karakol burası. İçerisinde iki tane çocuk var. Ve çocuklardan birisi fena halde çatışmayı falan biliyor patron. Kendi gözlerimle gördüm. Bayağı bildiğin savaşarak arkadaşını kurtardı. Daha sonrasında ise buldozeri böyle karakolun önüne çekerek kendisine alternatif bir kaçış rotası oluşturdu. Vay vay vay. Demek zeki ve yaşamasını bilen hayatta kalan survivorlar ha? Aferin Hamdi. Aferin. Bu gruba katkın büyük. Şu zombiyi hallet. Ondan sonra şunlarla ilgilenelim. Emredersin abi. Hemen halledeyim. Ama nasıl abi? Sana tam da dişine layık rakipler bulmamış mıyım? Çocuklar aptalın teki abi. Savaşmayı bilseler de çocuklar. Bunları soyarsak acayip rahat ederiz abi. Eminim bir sürü silah vardır içeride. Kerataları bizden önce davranıp karakolu soyuyorlardı. Haklısın, soyuyorlardır. Bana ait olanı kimse benden çalamaz. Gel bakalım Hamdi. Şu çocukları uykularında yakalayalım. Onlar uyurken Bahattin abileri onların her şeyini alacak. Hamdi, bana bak. Silahını hazırla. Hemen gideceğiz. Kafalarına silah dayayacağız. Bize her şeyi verin diyeceğiz. Her şeyi. Ondan sonrasındaysa çocukları içeriye kilitleyip kaçacağız. Abi, her şey iyi hoş da çocukları sağ bırakma fikrini sevmedim. Kafalarına sıksak ya. Ney? Saçmalama Hamdi. Çocukların kafasına sıkmak falan yok. Ben öyle birisi değilim. Sadece mallarını alacağız, onları sağ bırakacağız. Ama içeride kilitli vaziyette. Zaten bizim yerimize ya zombiler ya da açlık onların işini halledecek. Gel bakalım Hamdi. Şunları gafil avlayalım. Gel. Demek buldozer ha? Aferin afacanlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Elif'in hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi maalesef ki başımız belada. Çünkü en son bölümde bizim yerimizi öğrenen, neler yaptığımızı bilen, gizemli motorlu bir adam bizi bölümün sonunda gördüğünü ve patronuna söyleyeceğini söylemişti. Hatırlıyorsunuz değil mi onu? Şayet hatırlamıyorsanız hemen sağ üst köşeye bakın. Çünkü arkadaşlar bugün resmen başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmez. Maalesef ki çok kötü şeyler yaşayacağız. Resmen varımızı yoğumuzu çalacaklar. Bizi öylece savunmasız bırakacaklar. Neyse ben spoiler niye veriyorum lan? Bakalım bugün neler yaşayacağız arkadaşlar. Elif'in zombi hayatında bizi nasıl bir bölüm bekliyor? Hadi izleyip görelim. Aman Allah'ım, ne kadar da güzelsiniz altındacığım. Ne kadar da güzelsiniz. Sizlerle uyumak istiyorum. Sizlere sarılıp yatmak istiyorum. Ulan şu paralara bak ya. Şu paralara bak. Resmen acayip zenginim. Keşke bu zenginliğim zombi salgınından önce olsaydı. O zaman bu paralarla okulun en zengin çocuğu olurdum. Çalışmak zorunda kalmazdım. Okuldaki güzel kız Necda benim sevgilim olurdu. Ah ulan Necda. Ama maalesef ki zombi salgınında zengin olmayı başardım. Elif, senin bu kadar paran olsaydı sen ne yapardın? Ay uyurdum Bekir, uyurdum ya, uyurdum. Allah Allah, bütün gün zombi temizledim zaten. Lütfen artık sus da biraz uyuyayım. Ya Elif ya, hep böyle yapıyorsun. Oyun bozanlık yapıyorsun ya. Zaten yeteri kadar uyudun. 5 saattir yatıyorsun. Söylesene, sen zengin olsaydın bu kadar ne yapardın? Ay ne yapacağım Bekir ya, ne yapacağım Allah Allah. 18 yaşında bir kızım ben. Aa ne yapacağım? En fazla gider kendime elbise falan alırdım yani. Üf, bu kadar parayı ne yapayım? Zaten buna yakın zengindik. Babam varlıklıydı. Evet. Senin baban varlıklı. Senin baban komutandı değil mi? Tuğ general. Ah Elif ya. Benim bu kadar param olacaktı var ya. Beni okulda döven çocukları koguma tutar dövdürürdüm. Abi Bekir saçma sapan konuşmada yat ya. Gözünü seveyim. Okuldaki çocukları dövmek için korumaya ne gerek var? Ben tek başıma dövüyordum. İşte ben senin kadar güçlü olmadığım için yani tek başıma dövemiyordum. Benim boyum küçük olduğundan benle alay ediyorlardı Elif. Alay ediyorlardı. Kızlar beni beğenmiyor. Erkeklerse
benimle oynamak istemiyorlardı. Elif, uyansan da dertleşsek mi biraz? Çünkü benim anılarım var da anlatmak istediğim. Ya Bekir, ben senin psikoloğun muyum ya? Aa, sus artık. Biraz daha uyumak istiyorum. Hiçbir şey dinlemek istemiyorum ya, hiçbir şey. Beni yalnız bırak. Elif, zaten yalnızız. Zombi salgını var. Bizden başka kimse yok ki. Bekir, biraz daha konuşmaya devam edersen ben tamamen yalnız kalacağım. Çünkü seni boğarak öldüreceğim. Rahat bırak beni be. Of, tamam ya, tamam. Bırakıyorum. Elif ya, çok sıkıcısın, çok. Yani arkadaşımsın ama bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Anlatmama da izin vermiyorsun. O zaman çıkayım da ben de birazcık gezeyim. Can sıkıntım gitsin. Allah Allah, ne diyorsak sanki. O ne lan? Hanam! Şşşt! Tek kelime etme, kafana sıkarım. İnanamıyorum. Bizden başka canlı insanlar. Bağırma lan, bağırma, sus. Kız uyanmasın, sus. Konuşmalarınızı dinledik. Bana bak küçüklük, niye buradayız biliyor musun? Biliyorum abi, biliyorum. Yani biliyorum abi. Hayatta kalmaya çalışıyorsunuz bizim gibi. Grubumuza katılabilirsiniz abi. Biz sizi koruruz, merak etmeyin. Elif'le ben iyi dövüştüyüz. Ya çocuğum, sen salak mısın yoksa salak taklidi mi yapıyorsun? Abi, bu kadar salaklıkla bunlar iyi hayatta kalmışlar. Bence ben bunu öldüreyim de oksijen israfı olmasın. Öldüreyim derken? Saçmalama Hamdi, saçmalama. Biz çocukları öldürmeyiz. Bana bak çocuk, sizi soymaya geldik. Ellerini kaldır ve çabucak bize içerideki silahların tam adlarını say. Kızda kaç tane silah var? Yanında silah var mı? Söyle, neleriniz var? Abi bunu yapmanıza gerek yok. Biz gerçekten iyi insanlarız, iyi insanlarız. Silah istiyorsanız size veririz abi, lütfen. Vereceksiniz zaten. Bunun adı soygun. Aptal mısın oğlum sen? Ya Hamdi, sen bunun başında kal. Ben diğeriyle ilgilenip geliyorum. Kaçmaya çalışırsa kafasına sık. Tamam mı? Oo, bayağı ekipman varmış. İşte kız burada. Aman Allah'ım. Elif, Elif. Elif'e zarar vermeyin abi. Bağırma lan, bağırma. Allah'ım, belası sıkacağım kafana. Ay, ne oluyor ya? O sanki Bekir'in sesi gibiydi. Ay Bekir. Ay. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Sessiz olmazsan kafanı patlatacak kişiyim. Sesini kısık tut ki zombiler gelmesin. Aşağı in, aşağı. Ay. Tamam, iniyorum. Sakın ateş etme, sakın ateş etme. Bunu niye yapıyorsunuz? Niye silah doğrultuyorsunuz bize? Bekir iyi misin? Elif silahlı adamlar. Ay, görebiliyorum Bekir, görebiliyorum. Ne istiyorsunuz? Ne isteyeceğiz? Size ait olan her şeyi. Sizin olan her şey artık bizim küçük kız. Ellerini kaldır, yoksa kafana sıkarım. Kaldır! Tehlikeli olan buydu değil mi ha Hamdi? Getir diğer çocuğu buraya, getir. İkisine göz kulak ol. Yürü lan, yürü, yürü. Evet abi, evet. Tehlikeli olan oydu. Abi, resmen turnayı gözünden vurduk ha. Sorma Hamdi, sorma. Resmen turnanın kralını vurduk. Üstünde silah var mı küçük kız? Hayır yok. Lütfen. Lütfen bunu yapmayın. Lütfen paylaşabiliriz silahlarımızı. Lütfen. Paylaşacaksın zaten, merak etme. Ama hepsini. Hamdi, sen bunlara göz kulak ol. Ben bir bakayım. Oo, Hamdi. Minigun bile var. Oğlum, bu veletler resmen bir servetin üstünde oturuyormuş. Lakin haberleri yokmuş. Hamdi, oğlum burada bize 300 yıl yetecek silah var. İyi abi, o zaman silahlarımızı alalım da buradan uzayalım. Bu veletler de silahları taşımamıza yardımcı olacaklar. Bana bakın lan, yamuk yapanın kafasına sıkarım. Tamam, yamuk yok. Elif, ne yapacağız? Ay, ne yapacağız Bekir? Ne yapacağız? Ne diyorlarsa onu yapacağız. Ölmemek için ne gerekiyorsa o. Ay, yalvarırım.
Yalvarırım lütfen bu fikrinizden vazgeçin. Hala geç değil. Fazla konuşma kızım. Fazla konuşma. Hiçbir işe yaramayacak çünkü. Hamdi, ikisinin de üstünü ara. Şu kızın çantasını da al. Her şeyi alıp buradan gidelim. Her şeyi. Aferin çocuklar, aferin. Güzel çalıştınız. Bütün kasaları iyice yükledik. Artık bize müsaade. Oğlum Hamdi, sen şu külüstüre geç, ben de buldozere. Çocuklar, siz de içeriye. Ay, hayır, hayır. Lütfen, lütfen bunu bize yapmayın. Lütfen. Bütün silahlarımızı aldınız, her şeyimizi aldınız. Bizi içeriye kilitlemeyin. Bari bırakın gidelim, lütfen. Üzgünüm küçük kız, bu dediğin olmayacak. Sizi içeriye kilitleyeceğiz. Ölüme terk etmiyoruz ama yaşamanıza da izin vermeyeceğiz. O yüzden diğer kurşunu yemek istemiyorsan içeri. Bu yaptığınız çok alçakça, çok alçakça. Bunun bedelini size ödeteceğim. Ödeteceğim, duydunuz mu? Sizinle iyi konuşmayı denedim. Size yalvarmayı denedim. Lakin dinlemediniz. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bu yaptığınız yanınıza kalmayacak. Aha, aynen küçük kız, aynen. Kalmayacak. Bu kadar silahımız varken yanımıza kalmaz zaten. Hamdi, kapıyı kilitledim. Hadi gidelim. Yemin ediyorum bizim için çok karlı bir gün oldu. Aferin Hamdi. Sana demiştim abi. Sana demiştim. Burası bizim için kurtuluş olacak demiştim. Hadi gidelim abi. Hadi gidelim. Sonuçta artık bir sürü silahımız oldu. Hallettim ben abi ya. Sen niye çıkıyorsun ki? Abi! Bunlar burada ölmeyecek mi? Silah sesini duyan zombiler gelecektir. Bak geliyorlar. Orası bizim derdimiz değil Hamdi. Onu da veletler düşünsün. Hadi gidelim. Sen şu motoru da aracın arkasına at da. Burada bir çöpümüzü bile bırakmayalım. Birazdan burası zombilerle dolacak. Bu kısa günün kârı. Enayi malı. Başıboş çocuklar problemden başka bir şey yaratmazlar. Adi hırsızlar! Adi hırsızlar! Bizi soydunuz! Soydunuz! Hem de zombi salgınının ortasında karaktersiz, aşağılık insanlar. Elif, Elif! Bunlar bizim canımıza okuyacaklar Elif! Canımıza! Bu kapının kilidi fazla dayanmayacak. Ne yapacağız Elif? Ne yapacağız? Ay bilmiyorum Bekir. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Haklısın ama bu kapı, bu camlar fazla dayanmaz. Etraf kalabalıklaşmaya başlıyor. Bekir, her şeyimizi aldılar, her şeyimizi. Bütün silahlarımızı, bütün her şeyimizi aldılar. Çantamı bile aldılar. Onların yanına bırakmayacağım. Bırakmayacağım Bekir. Elif, şu an intikam nagalaga atmanın vakti değil. Bu da hayatta kalma vakti. Elif, bunlar kapıyı çok ciddi zorluyor. Elif, Elif bence hücreye koşalım. Hücreye, gel gel, hücre. Hücreye gelelim. Burası güvenli olur Elif. Bu da bizi yakalayamazlar. Öldürdüğümüz polis çift gibi. Gel Elif, gel. Ay ne? Hücreleri mi? Ya Bekir saçmalama. Ne hücresi? Bizim buradan çıkmamız lazım. Hücrede yaşasak ne olacak? Yemeğimiz yok, suyumuz yok, silahımız yok. Öleceğiz burada. Zombiler içeri girerse biteriz. Haklısın Elif, haklısın. Ama ne yapacağız? Zombiler her yerde. Elif, ben ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum Elif. Yaşamak istiyorum. Bir çözüm bul. Merak etme Bekir, merak etme, merak etme. Ölmeyeceksin, ölmeyeceksin. İkimiz de ölmeyeceğiz. Merak etme. Çatıdan kaçacağız Bekir. Ne? Çatıdan mı? Elif, sen kafayı mı üşüttün? Yoksa taşıdığımız kutular sende kafa mı yaptı? Elif, bu bina nereden baksan 15 metre falan var. Oradan aşağı inmemiz imkansız. Buldozeri aldılar. Nasıl ineceğiz? Ya Bekir, çatıdan atlayarak kaçacağız. Atlayarak. Başka çaremiz yok. Burada kalırsak yem oluruz. Anlıyor musun? Zombi sürüsünü gördün. Bayağı büyükler. Bunları öldürmeden gitmeleri imkansız. Nereden baksan 3 hafta 4 hafta kalabilirler. Bekir, suyumuz yok, yemeğimiz yok. Yapacak hiçbir şey yok. Kaçacağız. Daha fazla kalabalıklaşmadan. Elif, kusura bakma ama bu zamana kadar duyduğum en saçma plan. Elif, çok kalabalıklar, çok kalabalıklar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Elif, bence bekleyelim. Hayır Bekir, hayır.
Bekleyecek ne zamanımız var, ne malzememiz var. Bunlarla savaşacak silahımız da yok. O yüzden atlayacağız. Gel bir de arka tarafa bakalım. Boş bulduğumuz bir yerden atlayacağız Bekir. Boş bulduğumuz bir yerden. Bekir bak, burası biraz daha iyi gibi. Hadi Bekir, önce sen atla. Gel bak gel. Şuradan atlarsan daha yakın olur. Ya 3 metre 4 metre falan. Emin misin Elif? Emin misin? O zaman ben atlıyorum. Atlayıp nereye gideceğim? Ya ne bileyim. Bak şuradaki mavi binaya gidebilirsin. Orada teller var. Orası markete benziyor. Hadi Bekir, hadi. Önce sen. Önce ben mi? Niye ben ya, niye ben? Tek keriz benim değil mi? Allah, bunlar da atlamaya başlamışlar. Elif, hakkını helal et. Hakkını helal et, Geronimo! Elif, başardım. Allah'ım, zombiler geliyor. Elif, seni evde bekleyeceğim. Ya tamam, hadi Bekir, hadi koş. Bekleme, zombiler yiyecek. Allah kahretmesin, koş. Hala bekliyor ya. Hadi Bekir, hadi koş. Ay, tamam. Yapabilirsin kızım, yapabilirsin. Hadi bakalım. Bekir! Bacağım! Elif, ben neredeyse vardım. Elif! Aman Allah'ım! Elif iyi misin? Elif, geldim! Hayır Bekir, kaç! Kaç Bekir! Kaç! Elif! Hayır, zombiler yiyor onu. Hayır! Kaçmam lazım. Elif! Zombilerin arasında kaldı. Benim için kendini feda etti. Benim için. Elif öldü. Elif. Hayır. Canım arkadaşım. Elif. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Elif'in zombi hayatında mükemmel bir bölümü daha geride bıraktık. Ve gördüğünüz gibi maalesef ki başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına bile gelmemiştir. Resmen önce soyulduk, daha sonrasında bacağımızı kırdık. O da yetmiyormuş gibi gördüğünüz gibi zombi salgının ortasında kaldık. Bekir koşa koşa kendini kurtardı, güzel bir atlayış yaptı. Lakin Elif bacağını kırdı ve maalesef ki zombilerin ortasında kaldı. Gördüğünüz gibi bütün sürü oraya toplanmış. Sanırım Elif'i yiyorlar. Gördüğünüz gibi Bekir de acayip üzgün. Ne diyorsunuz? Sizce Elif öldü mü? Oradan sağ çıkma ihtimali var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için video beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi bakalım. 3, 2, 1... Kazanamazsan anahtarını alırım, kazanırsan anahtarımı alırsın. Gel bakalım lavuk. Sen ne yapalım tavuk? Oğlum bu arada niye şey görünmedi lan, bir dakika. Şu an fena yeniyorum ama. Arkadaşlar haritada sarı çizgi çıkmadı. Normalde bu modda çizgi çıkıyordu. Neyse, önemi yok. Noktaya kadar yarışalım. Bakın şimdi. Turbo devreye girer ve tofaş. 700'e kadar çıktım. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Şuna bak. Yavaştan yavaş.